Selamünaleyküm. Hoş geldiniz gönül dostları tekrardan. Pazar günü biliyorsunuz evdeyim ben. Güzel bir ayrıca bir kahvaltı yapalım dedim. Kahvaltıya oturdum tabii ilk hemen ben oturdum. Acıktım. Vallahi nasılsınız, iyi misiniz? Ben iyiyim. Neden iyiyim? Evdeyim ya ondan iyiyim. Rahatım rahat. Uyumu da aldım. Tabii Ercan'cığım. Merhabalar değerli gönül dostları. Hoş geldiniz efendim Almanya'da gurbetçi ailenin evine. Evet değerli dostlar, Ercan Bey'in keyfi yerinde. Bugün pazar, her yer kapalı. Çarşı pazar yok ya, öyle bir denk getirdi ki pazar gününe gelmiş tatili. Ercan yarın evde değilsin değil mi? Doğru söyle, çalışacaksın mı? Vallahi çalışacağım. Yemin et. Yemin ederim. Ben de diyordum pazartesi Ercan evdeyse biraz medya markı falan gezeriz. Bir gün boşum var ama ondan sonra çarşambaya kadar çalışacağım. Ondan sonra iki gün boşum. Ama ben dedi hiç şans yok. Hiç sormayın gönül dostları. Senin zevkine göre sizden ben gideyim geleyim. Ne olacak ki sevmem. Ben babamın firması. Vallahi dün bile hafta sonu alışverişi yaptık. Ben biraz dedim ya hala rahatsızım diye. Ben gitmedim, kızlar gitmişlerdi. Hadi çektik onları da efendim. Yarın inşallah izleyeceksiniz. Bugün de kahvaltımızı hazırlamış kızlar. Kızlarım çekti. Tamam ben kızların çekti ben ya. Dedim. Selma Hanım rahat da. Hey Ercan hep böyle diye diye nazar verdin Ercan, rahat rahat bak, hastalıktan başım kalkmıyor. Kızlar kocamın nazarı kı vallahi bak. Değerli gönül dostları hadi gelin. Pazar kahvaltısına Tuğçe pomes yapmış, patates yapmış. Her zamanki gibi benim bitmek bilmeyen reçellerim. Kızlar zeytinimiz, böyle değişik değişik peynirler çıkarmış Tuğçe Hanım. Biliyorsunuz bundan önce anne kahvaltısı benim kahvaltı vardı, bu da Tuğçe Hanım'ın. Yumurta haşlamış. Su değilim. Olmazsa olmaz sucuk. Biber kızartmış. Biberler çok acı. Nasıl yiyeceğiniz bilmiyorum. Ben yerim. Ben seviyorum acıyı. Dünden hafta sonu alışverişinde aldıkları Türk salatalıklarından işte böyle peynir. Bu da mozzarella mıydı? Ona da karabiber atmış. Efendim balıydı. Böyle peynirlerimiz. Ya klasik pazar kahvaltı. İşte bunlar bizim böyle pazar kahvaltımız. Klasik yani efendim. Şimdi oturacak kızlar arka tarafta. Talha odasında. Ben de buradayım. Efendim ben bir ablam bana bugün yazmış. Gülten ablacığım canım benim, buradan selam olsun sana. Bana demiş kız Selma, benim ismim Gülten. Ben sakın demem öyle şeyler falan demiş. Ay kıyamam, üzüldüm. Hatta demiş Selmacığım takmayın, boş verin demiş. Ercan kardeşim de buraya güzel şeyler yazıyor. Ercan kardeşim de bana şöyle güzelce men demiş. Komik o, hani gülsün yüzü demiş. Gülten ablacığım biz seni çok seviyoruz. İyi ki varsın. Allah senden razı olsun. Çok teşekkür ederim Gülten Hanım. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Ben hep güleç yüzüm. Kafanızı hiç yormayın. Buradan Gülten Taner ablamızın ailesine selamlar, sevgiler gönderiyoruz. İyi ki varsınız. Allah sizden razı olsun. Ve Gülcan'ımız var bizim. Gülcan Yılmaz ailesine, canımın içi. Bizden selam istemişti Ercan abisiyle. Biz de güzel bacımız Gülcan'a selam sevgiler yolluyoruz. Evet çok çok selamlar. Çocuklarını öpüyoruz. Çok teşekkür ederim. Enişte Bey'e de selamlarımızı gönderiyoruz. Efendim Allah sizden razı olsun. Kıymetli bacılarım iyi ki varsınız. Öyle güzel sözler yazmışsınız ki. Ya İnanın, güzel oluyor değil mi? Hoşuna gidiyor değil mi? Ercan'cığım hoşuma ya. Gitmiyor. Yok, o desteği yani hissediyorsun istiyorum. Ya. Biz ne yapalım biliyor musunuz? Ne oturalım yapalım? Kızları da çağırayım. Talha'yı da çağırayım. Güzel bir hafta sonu evet. Aile kahvaltısı sizler, yapalım. Sizler... Kızlar bize afiyet olsun. Hadi biraz gelin gönül dostlarım. Çıkın çıkın gelin. Çıkın çıkın gelin. Kız. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi size hafta sonu alışverişimizi tanıtacağım. Tuğçe ile beraber gitmiştik biz. Şimdi size aldıklarımızı biz doldurduk yine. Göreceğiz, tanıtacağız. Biz Tuğçe'ler Tuğçe gidersek tabii doldururuz. Oluyor önce Aldi'ye gittik, sonra da Revi'ye uğradık. Evet, önce Aldi'ye gittik, sonra biz Revi'ye gittik. Revi'den de bazı alacaklarımız vardı. Yani Talha'nın istedikleri vardı. Onları aldık. Şimdi eve geldik. Havalar gerçekten çok soğuk. Şimdi ne aldıklarımı size göstereyim. Önce Aldi ile başlayayım. Ondan sonra Rebe'ye doğru gidelim. Öncelikle Aldi'den iki tane spagetti aldık. Makarna. Gördüğünüz gibi. Evet spagetti çok güzel. Aldık. Belki şey yaparız. Kıymalı makarna aynen. Güzel. Sonra ben gidelim. Anlatayım. Mozzarella aldım. Mozzarella aldım. Yani peyniri biliyorsunuz bunu. Bundan almıştım bir tane.
Ondan sonra bir tane domates. Domates Türkçesi neydi bunun Türkçe? Domates sosu gibi yani. Evet, domates pastası. Sosu gibi, evet. Edilmiş. Öyle. Evet, böyle hani döküyorsunuz ya böyle pizzalar üstüne falan öyle her yere. Şeyle. Sonra bir tane Fanta aldık. İçecek hep evde içiyoruz. Biz Fanta'yı daha çok seviyoruz. Sonra ramalar vardı, yağlar vardı. Bir oraya düşmüştü. ID'de bunlardan aldık. Tuğçe? Gözüküyor mu? Evet, 1 euro. 1 euro ya bunlardan aldık. Aslında zaten kendi fiyatla 1 euro değil mi? Bilmiyorum ama bir ucuzlamıştı. 1 euro bir şey herhalde ama sonra bu etiketi koymuşlar. Biz dediğim kendi neyse alalım bir tane. Sonra 2 tane toz peyniri aldık. Böyle bir tane bunlar bir tane şundan. Aslında ikisi de aynı ama. Sonra biz bunlardan 3 tane aldık. Önce Aldi'den aldık biz bunları. Evet, Aldi'de gelmişti. 69 sente düşmüştü Aldi'den. Önce 3 tane aldık. Çin şeyleri gelmiş. Oluyor. Hani basa koka sıcak su üstüne döküyorsunuz sonra oluyor ya. Bunların 3 tane almıştık biz önce. Sonra 2 tane salatalık aldık. Böyle iyilerinden seçtik. Sonra bir tane kahve şeker sütü aldık babama. Babam için kahveyi sütsüz içmiyor. Sonra böyle bir tane ramanın böyle yağ gibi böyle üstüne döküyorsunuz ya bunlardan aldık. Sonra üç tane ısıtma ekmeği aldık burada böyle. Sonra bir tane kahve aldık çünkü annemle babam kahveleri hep çok içiyorlar ve bitiriyorlar, o yüzden bir tane kahve aldık. Bir tane mısır aldık. Bir tane pommes aldık. Burada. Sonra Tuğçe çikolata gördü böyle Noel Baba var üstünde. Evet, hep onları koymuşlardı. Evet, bitti koymuşlardı. Artık Noel şeyleri, evet, çikolataları. Kaç tane? 69? 50 falan herhalde. Bir şeydi. Bunlardan bir tane aldık. Sonra böyle bir tane cips aldık. XXL. Bu XXL cips. Bunlar ama gerçekten çok güzel oluyor. Hep tatlı. Gelmiyor. Evet, hep gelmiyor. Bunlar bir tane bundan aldık. Böyle. Sonra... Böyle hafta sonu aldık. Ya, aynen. Bir de bu babamın sevdiklerden bir de bir tane bundan aldık. Bir de üstüne iki tane yumurta aldık. Burada gözüküyor Tuğçe. Gösterir misin be? Evet, iki tane yumurta hep aldık. Hep lazım oluyor bizim yumurtalarımız. Evet. Üstüne bir tane şlak zane. Sonra yoğurt bir tane. Yoğurt aldık. Ayrı yoğurdu. Bir de iki tane süt aldık. Burada. Bir de bir tane... Görmüştük ucuzlanmıştı Aldi'den. Bir de bir tane 2 euro düşmüş. 8 eurodan 2 euro düşmüş. Böyle bir tane çamaşır poşeti gibi düşünün. Gel bak bir göster bir Türkçe bir arkasını göstereyim. Böyle burada asıyorsunuz mesela. Altına evet, bir şey ve kirli eşyalarınızı içine aynen. Koyabiliyorsunuz. Yani topluyorsunuz. Yani 2 euroya düşmüştü. Bak burada al 7-8 euro. 3.50'ye düşürmüşler. Sonra 2 euro yazıyor burada. 2 euroya aldık biz. Bir tane beyazı vardı bir de gri rengini vardı. Biz aldık. Sonra üstüne bir de 3 tane kola aldık böyle Dozen Cola. Bir de bir tane Maximix aldı Tuğçe. Fanta ile kolanın karışımı oluyor bunlar böyle. Evet, bu Aldi'den aldıklarımızdı. Babam geldi. Evet, babam zile basmıştı. Babam şimdi işten geldi. Çıkarıyor ayakkabılarını birazdan. Babam da işten geldi. Böyle neyse ben devam edeyim. Sonra biz işte böyle bir tane Dove'nin şampuanlarını gördük Ali'de. Böyle set aynen. Set. Hediyelik çok de olabilir. Güzeldi. Evet, hediye olarak da aldık. Bak sensiz alışverişe gittik. Hiçbir şey taşıman lazım değil dün. Gerek var mıydı? Hafta sonu alışverişi her zamanki gibi. Analara gitmemiş baba şey... Çocuklara gitmiş. Anam ben kurtaramayacağım bu alışverişlerden. Ne yaptınız siz? Sana aldım. Merhaba gönül dostları. Aa gerek yok ki. Kime aldın bana? Sana. Gerek yok da kızım ya. Teşekkür ederim. Kadın için. Kadın için dönmüş olmasın. Bana değil ben sana geçeyim beni. Geliyoruz değil yok, mi? Yok sana da. Sana şey aldık. Ne aldın? Ha. Bak İşte. Çin almış. Aman Tuğçe. Şurada bakın daha ne var. Ha, cips aldık sana. Seni seveceğim. Tamam, onu ben yerim. Nasılsa yarın boşum. Pazar günü. Bak sana aldım. Pazar günü boşum.
Hay Allah'ım, Suudi'den. Şey, biz pizza almıştık. Pizza çıktı mı? Ben ne bileyim. Ben daha yeni geldim. Benim haberim yok. Görün dostlar. Ah ne bak işte. Çocuk işte. Ya. Gitmişler. Bak almışlar. İyi yapmışsınız. Şey dur bir. Maalesef bak işte pizzayı da almışız. Pizzayı da unutmuşlar, almamışlar. Oh, gerek yok. Sana almıştık. Aman. Neyse devam. Kızım. Sonra bir tane mısır almıştık, göstermiştim. Evet. Sonra Revi'ye gittik. Kızım bak bak. İki toz, iki makarna. Baba karıştırma, söyledim onları. Kola, bu. Bitti. Sonra Revi'ye gittik. Ama Revi'ye hadi anlatın. Küçük salata. Kızlara bırakıyor. Küçük salata aldık. 35 cm düşmüştü. Üçtük, tanesi. Tanesi. Tuğçe gördü oğlum. Anneniz sizden daha iyi. Siz ocağıma hemen, bunlar hemen ocağıma ihracı dikerler. Annelerim bunda da değil, görün dostları. İyi değil mi? Güzeldi, tanesi 35 kuruş kızım. Çok pahalı. Mu? Pahalı. Bizi de sen 35 sen. Tuğçe aldı işte gördüm. Küçük sağa sola kaldık arkadaşlar. Tamam tamam. Sonra bugün çocuklar yapsın alışveriş şey tanıtımını. Sonra üstüne gittik işte. Gene bir de Revi'den ekstra tane, aldık onlardan. Evet, sonra Revi'ye gittik. Bir tane yum yum. İki tane bunlardan aldık yine. Sonra Tuğçe bu sefer kendisine şu yum yumdan yum yumdan aldı. Bir de bir tane o tortilla chipslerden. Sonra şuradaki şey kezili. Evet. Tortilla chipsler aldık. Bir de böyle iki bir tane de spor pizza oluyor. Bu bir tane kırmızı, bir tane de maviden aldık. Sonra daha başka ne aldık şu an? Revi'den hiçbir şey. Evet, aldıklarımız. Bir de Ali'den şey aldık. O sosu, rama sosu var ya. Ha, gösterdim onu, gösterdim. Çok güzel bir sos. Aldıklarımız bizim buydu. Evet, bizim. Zaten dayanmaz. Bir gün biter evet, onlar yine. Zaten bunların hepsi bitecek. Zaten birazdan Tuğçe'yle herhalde bunları yeriz. O yüzden aldık zaten. İşte bu da bizim son hafta son alışveriş günümüz. Evet. Son hafta da şarjımızdı. Evet işte arkadaşlar. Daha biz neler bekliyor? Evet. Evet canlar. Biz akşam ettik kızlar. Kahvaltılar yapıldı. Biliyorsunuz. Ondan sonra kızlar dün yaptıkları alışveriş, hafta sonu alışverişini de çekmişlerdi. Ondan sonra da şimdi ama senin gibi güzel çekemedik. Ne? Senin gibi güzel çekemedik konuşmamız falan. Olur mu kızım, siz benden daha güzel konuşuyorsunuz, öyle şey mi olur? Çocuklar işte, değerli gönül dostları. Vallahi kızlar, akşam yemeği yapmadım bugün. Dedim, düşündüm, kız böreklerden kaldı mı? Çorbamızdan kaldı mı? Patates salatamız, geçenlerde kalan tavuklardan falan. Bir baktım dolabın içi pişmiş yemek dolu. Bak düşündüm. İyi de şimdi vlog için yemek yapsam. Vallahi değerli gönül dostları. Öteki tarafta hesabı ben vereceğim. Siz vermeyeceksiniz. Ercan'a dedim ki vallahi ben dedim hiç dedim yemek yapmayayım. Biz gel Ercan, biz bunları ısıtalım yiyelim. Böyle gönül dostlarımıza da biliyorsunuz uzun zamandır benim portakallarım artık rahmetli oldu. Kız çöpe gidecek, çöpe. Baksanıza yıkadım kızlar bunları da. O yüzden biraz sulu gibi duruyor. Yanlış anlamayın üstlerini. Talha da arkada kıyafet değişiyor, şey deniyor babasıyla. Efendim bizim burada okullar açıldı ya, yarın açılacak ya. Yes. Talha okula gidecek. Duşunu aldı teyzeleri, abileri. Ondan sonra tırnaklar kesildi. Güzel bir bakım yaptı kendine. Ah babamız da geliyor. Oynaya oynaya gelir benim koca. Kim? Ben hayatta oynamam. Ben oynamam. Talha gel. Gel bak görsünler, mis gibi yıkandı teyzeleri. Ya utandı kaçtı dedim ya, tabii ki abileri de efendim, yani hani hem ben gönül dostları diyorsam hem beyefendilerimize hem kız kardeşlerimize gitsin ne olursunuz, hani burada böyle bir katı kanıp kalıyor. Gel bakalım bakayım. Aa, tırnağın kesilmemiş. Bak kesmedi. Kesileceğim. Ay kızlar, tırnak kesilmemiş, çok özür dilerim. Tırnakların kesilmiyor. Kendini niye kesemiyor? Kesilmedi. Kocaman oğlan tırnaklarını da biz kesiyoruz. Aferin oğlum. Valla akşam yemeğine... Ecan, iki saat düşünürsün. Sonra ben de konuşunca... Portakal sıkmasını yiyeceğiz akşam. Sonra kızlar ben de konuşunca diyorlar ki... Talha çok seviyor kızlar portakal suyunu. Ben de seviyorum. Ben portakalları yıkayınca anne dedi suyunu mu yapacaksın? He dedim suyunu yapacağım dedim. Ecan istersen sen sık. Hem de ben de sohbetim. Kızlar bakar mısınız? İçleri mis gibi duruyor. Bakın dışarı herhalde kötü ama içleri mis gibi. Şey, efendim hayatım. Senin makinen var. Makineyi ne yapsana?
Ercan ne makinesinden bahsediyorsun şimdi? Olur mu? Bunlar portakallar suyunda makine atıyorlar, zız zız yapıyor, makineden çıkarıyor ya, makine aldık ya. Ercan o makine... Şimdi boş ver makineyi. Sensin bizim evin makinesi. Çalışsın. Ellerin çalışsın. Yok valla makine var. Makine nerede? Ercan evde şimdi bizim mutfak küçük ya. Evet. Nereye koyacağım? Buzdolabının üstü dolu. Dolabın altı dolu. Tarhasız. Buralar dolu. Keleğe mi kaldırdın? Keleğe kaldırdım. Ne bileyim ya. Hani genelde çocuklarda paketlerden alınıyor ya. Tamam da Selma biz eve alıyor. Hacet diye alıyor onu eve. Keleği alma. Kelede o çalışıyor mu kendi başına kavrum? Kelede çalışmaz Selma. O evde çalışır Selma. Ne diyor ya? Ya gönül dostlar. Makine alıyorum hazır olsun. Hani evde makine yapalım diye. Ben alıyorum bu kadın keleğe götürüyor. Ben alıyorum bu kadın keleğe götürüyor. Yine kaldı elimizde. Sen çok konuşuyorsun. Yine kaldı elimiz, elimizden yapıyor. Olmaz ki böyle Selma. Şimdi anlamadınız değil mi canlar? Efendim Ercan diyor ki elektrikli diyor. Bizim sıkma, meyve suyu evet. Sıkma makinem vardı. Evet. Uzun zamandır inanın kızlar şu dolabın altında bekliyordu. Hiç kullanmıyoruz. Çok da büyük değil kız şu kadar bir şey. Yapsın baba ne oğlum baksana nasıl da sulu. Bir de atın diyordunuz. Aho baban yok mu? Ben de dedim ki kendi kendime buraların dolap içlerini temizlerken. Bir kap daha ver de buraya şunları tamam. Sıktıklarım şey yapayım. Geri iş başa kaldı. Ben makinem ya. Neyse hayatım dur iki kelime edeyim. Kız sizin kocalarınızda mı böyle anam babam? Kardeşlerim siz oğlum almayın. Hediye bacım siz görüyor musun? Buradan Ahmet Gülten ablam sana selam gönderiyorum. Gültenler karıştı. Sizler değilsiniz. Sizin Allah'ınıza kurban olayım. Her zaman benim destekçimsiniz. Sakın üstünüze alınmayın. Canlarım benim. Size de selamlar olsun. Hediye bacım sana da buradan güzel kızınla seni de çok öpüyorum. Yani kızlar işte makinayı ben öylelikle kaldırmıştım. Uzun zamandır ne adam adını arar ne sorar. Hayatım yerimiz dar. Nereye koyayım anne? O zaman yerin derse niye alıyorsun ki? Aynen. Kerede yer çok mu? Azon niye alıyorsun ki? Teker gelin çocuğum. Hayır tamam ben diyorum ki Azon niye alıyorsun? Azon niye alıyorsun? Talhacığım. İnşallah senin de hanım senin böyle burnundan getirir. Niye alıyorsun? Görüyor musun mu? Babayla oğlu bir oldu bana saldırıyorlar efendim. Yok saldırmaz değildi yani madem alıyorsan kullanacaksın. Ben kullanmayacağım mal almam ben. Hayatım yeri gelince kullanıyoruz da kaldır dedik tamam neyse. Aslında bu daha iyi tabii ev daha iyi. Neyse işte bununla idare edip bugün rezil etme insan karısını destekle benim koca da açığımı bulunca. Elinden geleni yapıyor ya. Yok, olmaz canım, böyle. Ne alakası var? Ben neyse. Neyse o olmuyor aşkım. Aynen, olmuyor. Yine kulaklığım. Ha o da kulaklığım. Arkadaşlar almış da kele de unutmuş. Kusuruna bakmayın. Yasa getirecekti de unutmuş. Kızlar onun için ya şimdi kim çıkacak? Akşam oldu. Erindim sen çıkmaya. Gideceğim şimdi o kele de onu arayacağım. Talha da kemikleri. Bakın biz kemikleri bile araya vermeyiz. Ercan şuraları sıksana. Hep kalmış. Nasıl iş beceriyor oğlum, hayatım? Hayatım görmüyor musun? İyice nasıl şuna bak Ercan. Karı yok. Aa hayatım şöyle uçlarını şöyle yap. Ha yapıyor muyum? Sen daha yapıyorsun Selma. Ercan o zaman ben koca sürahiyi boşa çıkardım. Aa, çıkar sen. Ama sen hiç doldu bile. Hayatım bak. Şunları ne yapıyorsun? Şöyle yap. Tamam Selma. Onları da şöyle bak şunlar şöyle derim. İşte bunlara makine olsa hepsini vurup ayağından götürüyordu. İndirseydin Ercan. Ben sana portakal suyu sıkacağım dedim. Dedin mi makineyi o zaman şimdi niye beni indiriyorsun? Ben senin evde makine olmadığını bilmiyorum ki. Kereye koyduğundan bile demiyor. Onun için ben söylüyorum. Tamam sana. Şimdi de o zaman ben kabiloğa başlamadan önce sessizce ben fırlayıp getirseydin. Biz burada olur mu Ercan? Dostumuz düşmanımız var dedikçe. Evet canlar. Sessizce çıkıp getirmiyor. Ondan sonra da kocaya işte laf olsun da laf olsun. Tuğçe böyle yapıyor. Anne yavaş diyor. Kızlar Ercan'a telefon geldi. Talha'nın öğretmeni aradı. Yarın okullar dedim ya açılacağı için herhalde hani korona testleri falan diyorlar ya bizim burada. Ya bilmiyorum şimdi öğretmenle konuşuyor. O yüzden Ercan gitti. Şöyle diyorum bak. Bakın o zaman Ercan'ın sıktıklarıyla bakar mısınız? Gönül dostları şu da benim yaptığım bir de Ercan'ın. Ercan'a iş verirsen arkasına da sen gidersin. Zaten az vurdu töberi. Onları ben tekrar yapayım kız. Ercan hep uydurma yapıyor. İşte kızlar böyle. Sizler ne yapıyorsunuz? İnşallah iyisinizdir.
Gönül dostlarım, hani ben geçenki vlogda demiştim ya, bir hanımefendinin hikayesi vardı. Kayınvalidesi elinde hanımefendinin yuvasını yıkmak için elinden geleni yapmış. İstiyorsanız anlatayım dedim. Birkaç tane benim kıymetli bacım yazmış ki Selma kız merak ettik, anlatsana dinleyelim demişler. Ben de kısaca uzatmayacağım. Hiçbirinizin canını kalbini sıkmadan, bana da sinir olmadan kısacık böyle bir şeysini anlatayım size. Hem de hanımefendi de o gün beni dinlemiş. Selma kız anlatacağını zannettim diyor. Hemen diyor oturdum seni dinliyorum. Ama diyor sen diyor böyle kısadan kesince diyor. Aa dedim diyor. Tüh kız anlatmadı dedim diye. Hani de buradan ablama da selam olsun. Evet değerli dostlar. Maalesef gene gelin kaynana ile alakalı bir problem. Allah gelin olsun, kayınvalide olsun. Bütün insanların karşısına iyi insanlar çıkarsın. Gerçekten iyinin kapısına kötü düşer, kötünün kapısına iyi düşer. Gerçekten bakın bu böyle. Hani ben bunu gözlemlediğim kadarıyla genelde hep böyle oluyor. Bakıyorsunuz kayınvalide çok muhterem bir hanımefendi. Ama geline bakıyorsunuz çok muhterem bir gelin. Ama kayınvalideye bakıyorsunuz kalp kötü. Yani bu ikleme düşmemek için her zaman ne diyelim biliyor musunuz? Kurban olduğum Allah. Kim olursa olsun hepimizin karşısına hayırlı insanlar çıkarsın. Evet arkadaşlar, maalesef böyle yaşanmış o kadar çok gelin kaynana olayları var ki ben bile bazılarına şahit olduklarım da oldu. Bu anlatılan hanımefendinin hayatıyla alakalı gerçekten benim de şahit olduklarım var. Bir gelin olsun, kayınvalide olsun birbirlerini sevmeyince gerçekten hayat çok zor oluyor. Olan da ya evdeki kocaya oluyor ya da çocuklar oluyor. Benim anlatacağım kısacık hikayenin içerisinde de ne var biliyor musun? Hanımefendi beyefendiyle eşiyle bir düğün salonunda karşılaşmış, tanışmışlar. Zaten beyefendi de evlenmek için işte annesi kız falan arıyormuş, oğluna gösteriyormuş. İşte düğünde geldiklerinde bu beyefendi bu eşini görüyor, düğünde tanışıyorlar. Sonra anne de tabii kayınvalidenin de gönlünde başka kızlar yatıyor. Neyse efendim, akşam eve gidilince beyefendi diyor ki anne diyor ben düğünde diyor bir kız gördüm çok beğendim diyor, o kızla diyor evlenmek istiyor. Yani o kızı diyor eş, yani bana gidip isteyin. Annesi kimmiş falanmış falan böyle araştırıp ederken neyse bu kızın aileyi buluyorlar. Ondan sonra kayınvalide İşte bakıyor ediyor oğluna diyor ki yok diyor ben diyor o kızı pek beğenmedim oğlum bize yakışmaz diyor. Ben diyor sana başka bir yerde işte filan hanımın kızını beğendik işte gel onu alacağım falan filan. Oğlan diyor ki anne diyor evlenecek benim, hayat kuracak benim. Hani diyor yok diyor ben illa da o. Neyse öyle böyle efendim. Kız bu gelin hanım damat beyin zoruyla kabul ediliyor. İşte evlilik oluyor, evleniyorlar. Ama hanımefendi diyor ki Selma'cığım diyor her zorlukla diyor her şeyimiz oldu bitti ama diyor kayınvalidem diyor bir kere bile beni sevmedi kız diyor. Yani diyor elini uzatırken yüzünü böyle çeviriyordu diyor. Bir şey istemeye kalksa böyle emri vaki konular diyor. Ama diyor ben de diyor fark ediyordum biliyordum diyor. O yüzden diyor hiç diyor sesimi çıkarmıyordum. Ya olsun ya olsun. Sonuçta kocam beni seviyor ya. Kendisi önemli değil. Talha'cığım hadi anne yapma oralar. Talha arka tarafta baba öğretmenle konuşuyor ya. Talha arkada bekliyor heyecanlı artık ne yapıyor bilmiyor. Efendim böyle böyle zamanımız geçti diyor. Çoluk çocuk falan ama diyor Selma'm diyor ne yaptıysam diyor kayınvalidemi bir türlü kendimi sevdiremiyorum. Evine gidiyorum diyor işte sürekli bana bıdır bıdır konuşmalar. İşte yaptığım yemeği beğenmiyor. Yaptığım kahveyi beğenmiyor. Giyimim kuşamımı beğenmiyor. İşte bir şey olsa ah rahatsın. Oğlum gibi kocam var. Vallahi bize geldiğinde bu kadar çıktığında bak şimdi yayıldığında kilo aldın sürekli laflar sokuyor diyor. Ben de diyor eşime bunları söylüyorum. Ya annen neden bana böyle yapıyor? Neden bana bunu diyor? Ya annene saygıda kusur etmiyorum ama hayatım senin için susuyorum. Eşi de diyor ki olsun işte atamızdır. Atamızdır. Ya sen biraz daha sabret.
bak düzelir falan. Ne yaptıysam diyor, düzeltemedim Selma'cığım diyor. Hep diyor bana karşı bir soğukluk diyor. İşte bir ortamlara gitsek, bir aile toplantıları olsa diyor, hemen diyor eskileri açıyor diyor. Aa işte ben oğluma filan kız alacaktım da, geçen o kızı gördüm de, anam bir göründü, elimi öptü de, sarıldı, bir güzelleşmiş. Ay bir çocukları var, bir şöyle şunu var, ay bir anlatıyor, bir anlatıyor diyor. Allah'ım diyorum diyor, otururken sabır diliyorum diyor. O hemen ortamı diyor değiştiriyorum, mutfağa geçiyorum, bir yerlere geçiyorum diyor. Yani her gittiğim ortamda diyor, benim diyor illa moralimi bozmak için diyor bir şeyler yapıyor diyor. Eve geliyorum, bacım diyor, moralim sıfır, eşim bana başlıyor, gene annem değil mi diyor. Ben de ya evet hayatım. Ama bazen burama kadar geliyor diye eşim elinden böyle konuşuyoruz. Eşim de sarılıyor falan filan, gönlümü alıyor. İşte öyle günlerimiz geçiyordu Selma'cığım diyor. Ama sürekli yapıyordu diyor. Hatta benim ailem bile diyor, kızım ezdirme kendini. Yani hani sonuçta açta açıkta değilsin. Hani gencecik kızken aldılar. Bu kayınvalidenin bu kaçıncı yapışı. Anne ben kocamı seviyorum. Kocam da beni seviyor. Kayınvalidem alıştım ben her seferinde. İnan Selma'cığım o kadar uğraştı ki diyor, beni diyor yani bu laflarıyla aşağılarak, küçümseyerek, bu laflarıyla benim o yuvayı yıkmamı o kadar çok uğraştı ki diyor, neler denemedi, neler, ne hakaretler diyor. Ben her seferinde kocama olan saygımdan ve yuvamı bozmamak için diyor hep yuttum diyor. Her şeyde diyor anneciğim, anneciğim, ben öyle dedikçe diyor, kendisine saygımı hiç bozmadıkça diyor, kayınvalidem daha da diyor çıldırıyordu diyor. Ya nasıl yapsam da ben bunun yuvasını bozsam diye neler yapmadı. Kızlar uzatmayacağım. Neyse böyle böyle diyor. Gene bir gün Selma'cığım diyor, benim eve gelmiş diyor. Ben de diyor davet ettim. Hadi hoş geldin, beş geldim. Çay kahve yapayım dedim diyor. Çay kahve yapayım diye mutfağa gittim diyor. Anne işte açsan yemek hazırlayayım dedim. Bir baktım kayınvalidemi yatak odamda gördüm diyor. Anne ne yapıyorsun burada dedim diyor. Hiç öyle baktım, bir bakınıyorum. Bakamaz mıyım? Oğlumun evi değil mi? Anne demek istiyorsun. Yo anne bak sorun değil de hani bilemedim birden seni burada görünce falan. Selma'cığım diyor ya, yorganımı falan kaldırmış, yatağın üzerindeki örtüleri kaldırmış, oraları kontrol ediyor. Ay böyle bir ürktüm diyor, korktum. Ya ne oluyor falan dedim diyor kendi kendime. Anneciğim bir şey mi oldu, bir şey arıyorsan hani yardım falan edeyim diyorum da diyor. Hani bozuntuya da vermiyorum çünkü korkuyorum da altından bir şey çıkaracak diye diyor. Hani eşim evde olsa problem değil, evde eşim de yok diyor. Çocuklarla biz varız diyor, bir de kayınvalidem diyor. Allah'ım dedim diyor. Yok dedim diyor, ne kadar zevksizsin, işte buran niye böyle karanlık, şuran niye böyle, ay oğlum seni niye aldı ki, aman başka kız mı yoktu. Anne ne diyorsun sen, yıllar geçmiş etmiş, çoluğum çocuğumuz olmuş, daha sen nerelerdesin dedim diyor. Kız böyle hani şakası şeyli diyor, biraz da tabii yatak odamda görünce diyor onun şeyi de oldu bende diyor. Aman anneye falan dedim diyor, hadi gel salona geç, odadan çıkarıp salona almak istiyorum diyor. Böyle hala beni aşağılıyor diyor. Aman buranda pasaklı, şuran tozlu. Ay, dolapların içine bakıyor. Karman çorman. Anne neresi karman çorman? Pırıl pırıl dizdim çamaşırlarım, her şeyim. Yapmam falan dedim diyor. Ay işte dili de bu kadar uzun da bir kaynanaya saydı. Nasıl gösterilir bilinmez mi? Sen nasıl eğitti annen baban? Anneme babama da artık dil uzatınca dayanamadım. Diyor Selma'cığım diyor. Anne yeter artık dedim diyor. Bak kaç sene oldu ben bu sizin kapınıza gelinim. Daha bir gün sana saygısızlığım olmadı. Senin bana yaptığın hakaretlere nazara hep yutan taraf oldum. Ama yeter artık. Yeter. Aileme kadar artık dil uzatamazsın. Lütfen böyle konuşacaksan anneciğim hiç seni dinleyemem. Bakın Selma gene saygımda kusur etmiyorum. Ay kadın birdenbireye çıldırdı diyor. Ay sen benim üzerime mi yürüyeceksin? Beni dövecek. Ay beni oğlumun evinde dövecek. Beni kovuyor. Ay Allah'ım beni oğlumun evinden beni kovuyor. Nasıl böyle? Ciyak ciyak bağırıyor kız diyor. Anne ne diyorsun sen? Çocuklar diyor oyun odasından çıktılar. Ne oluyor? Babaanne babaanne çocukları diyor yitiyor diyor. Hadi git diyor. Anası gılıklı diyor. Bak bak diyor çocukları dolduruyor. Ay Selma elim ayağım titredi diyor. Ercan geldi. Benim öyle. Bitmedi. Ercan. Benimle konuştuğunu bitirmemiştim. İşleri ne yapıyorum? Ne dışarı mı atıyorum? Yok hayatım atmayacağım. Bir yandan konuşuyorum. Ercan kafam karıştı. Sen şuraları şöyle et, ben bir elimi yıkayayım.
Bir yandan anlatıyordum, sen geldin. Ercan bak, hiç konuya girme. Ne anlatıyorum ki? Gelin kaynana klasik şey, dünyadaki kadınların problemi Ercan'cığım. Bu senin şeyi girme, ilgi alanına. Anam, her konu var da gelin kaynana da. Bir damat kayınpeder, damat kaynana diye hiç konu çıkmıyor. Vallahi ne varsa hep bayanlarda var vallahi. Vallahi öyle, hep biz kadınlardayız değil mi? Efendim, öyle böyle kayınvalideyi yenememiş kızcağız. Kayınvalide bağıra çağıra evi terk etmiş. Oğlumun evinden kovdu, neyse evine gitmiş. Ondan sonra Selman diyor, bir üzüldüm diyor. Kalktım artık, ortalığımı falan topladım diyor. Akşama da işte bir şeylerim vardı, hazırlamıştım diyor. Neyse diyor, akşam olsun da eşim gelsin de ona anlatayım. Hani üstü kapalı. Şimdi yanlış kayınvalide falan anlatır adamcağız. Hani şey, üzülmesin diye ben kocamı öyle düşünüyorum diyor. Neyse akşamüstü oldu, eşimi aradım hayatım. Yemeği hazırladı, çıktın mı, yemeği ısıtayım mı, seni bekliyoruz dedim diyor. Eşim böyle soğuk bir ses tonuyla diyor, siz oturun yen, ben bugün hiç geç geleceğim dedi diyor. İyi okey dedik diyor, ama içime bir kurt düştü, kız bacım diyor. Allah Allah, bizim adam böyle yapmaz ama hayırdır inşallah, ama aklıma da geldi diyor. İnan diyor, eşim gelene kadar birkaç seferde aradım diyor, bir iki seferini açmadı diyor, birinde açtı diyor, tamam geliyorum dedi diyor. Böyle elim kalbimde bekliyorum. Neyse eve geldi. Buzdolabı gibi Selma surat bir karış kocanın, bir gör diyor. Neyse hoş geldin falan filan. Hayatım açsan yemeğini hazırlayayım. Yok dedi diyor. Karnım tok. Ben yedim yiyeceğimi. Doydum, duydum duyacağımı. Doydu benim karnım dedi diyor. Ben böyle hayatım hayırdır inşallah, bir şey mi oldu deyince diyor, daha ne olacak? Sen benim annemi nasıl üzerine yürürsün? Sen annemi evimde nasıl kovabilirsin? Ya sana bu hakkı kim veriyor falan filan. Eşim böyle uçtu diyor. Yükseldi ki yükseldi diyor. Böyle üzerime yürüdü Selma'cığım diyor. Ben şok oldum. Hayatım sen ne diyorsun? Ercan'cığım iyi bastır. Vallahi şimdi ben de buradan sana uçacağım. Baksana Selma. Ama ben senden daha güzel yapıyorum. Bak şu yanlarını şöyle gıvır yaptı, gıvır. Yaptı, doldu içi kurban. Doldu mu? Şuralarını önce dedim ki yaptım sana. Yaptım ya. Bak yine birikiyor. Şuraları önce yap. Şöyle yaptım. Şöyle yap da onlar bir şey olsun. Vallahi yapamıyorsun Ercan. Sen gelin kaynana anlatacağına karı kocayı anlat. Sus Selma. Ne diyeyim bana hadi. Görüyorsunuz değil mi? Görüyor dostlarım. Ercan söz verdim de. He belki gerçekti ya. Allah Allah. Söz vermiştim. Ablacığım buradan seni de öpüyorum. Tamam, enişte Bey dinliyorsa ona da selamlar olsun. Anladım. Enişte Bey valla ben sana kızdım. Burada kızdım ama neyse, aradan çok zaman geçtiği için artık sorun değil. Ondan sonra değerli dostlar. Çocuklar kalktı geldiler diyor. Ben ağlıyorum diyor. Eşim bana yükselince diyor böyle vurmaya kalkar gibi oldu diyor. Ne yapıyorsun dedim diyor. Beni dinlemeden mi yargılayacaksın dedim diyor. Sen annenin huyunu bilmiyor musun hayatım dedim diyor. Aldım karşıma oturtturdum diyor. Ha boşanmak mı istiyorsun? Annenin istediği şeyi gerçekleştirmek mi istiyorsun? Tamam yarın sabah gidelim. Verelim mahkemeye birbirimizi. Çocuklarımı alırım. Senin de çantanı hazırlarım. Gönderirim seni anayın evine. Annen de huzura kavuşsun. Ana oğul oturursunuz dedim diyor. Baktı ben ciddi ciddi deyince diyor. Eşim böyle bir durakladı diyor. Ya işte zoruma gitti. Annem ben işte gittim. Annem beni aradı. Ağlıyor telefonda kadın. Nasıl böyle vardım ki, başını falan sarmış. Yatıyor hastalanmış. Tansiyon yükselmiş falan filan. Şimdi adam anlatıyor eşine. Annem öyle görünce çok üzüldüm. Hani ben, o benim anamdır, şunumdur falan filan, böyle olacaksa bir daha senin anan da buraya giremez falan derken diyor, anneleri falan karıştırıyor. Selma'cığım diyor, hayatım benim annem geldi sana hakaret etti mi? Kaç yıllık damatsın, sana kötü bir laf dedi mi? Kaşığın üstünde gözün var dediler mi? Maaşına karıştılar mı? Giyimine karıştılar mı? Oturmana kalkmana karıştılar mı? Benim ailem sana ne yaptı? Hiçbir şey. Peki... Ben, senin annem bana yıllarca neler yaptı? Yıllarca üvey evlat muamelesi görmedin mi? Senin eski kız arkadaşlarına varana kadar, ah işte oğlumun şöyle kız arkadaşı vardı da, ay oğluma şu kızı alacaktım da, bu lafları ben duydum hayatım. Evet Ercan, aynen öyle. Öyle babam. Ercan şaşkın dinliyor. Ne dinliyorum, ne yapayım? Bak ne görüyor değil mi Ercan? Gelinle neler çekiyor bak. Ah. Ne damatlar neler çekiyor bir bilseniz. Neyse kızlar, uzatmayalım. Yani böyle hanımefendi eşini neler sayıyor. Eşi de oturuyor dinliyorlar. Sonra diyor ki kız, battaniye yorgan ne veriyorsa veriyor. Hayatım sen bugün burada yat. Dinlen, sabaha kadar düşün. Ben de odamda çocuklarımla yatayım. Sabah sakin kafayla karar verelim.
Boşanacaksak boşanırız, boşanmayacaksak yolumuza devam ederiz. O kadar olgun bir hanımefendi ki. Canım benim, gerçekten çok akıl başında birisin. Helal olsun sana yuvasını. İnanın deliler ya kız, yuvayı dişi kuş yapar. Valla bazı dişi kuşlar vardı ama onları boş verin. Ondan sonra sabah oluyor, beyefendi düşünüyor, taşınıyor hanımefendi de. Çünkü adam da yıllar sonra koltukta yatmak kolay mı? Bak çocuklar sabah kalkıyorlar. Ben çok yattım. Aa, anam yalan. Duyan bir sassan gidi. Aa, sus. Aa, çok ayıp kız. Yok anam yok. Abi, muhtiyacım ne şey vereyim. Ay Ercan sen de. Ercan bilmeyen de sassan zanneder. Sus. Selma bunu kapalar, ne yapayım Selma? Ya şey yaptın mı? He, dur da şunu kapalarını atacaksan atak da. Tamam dur, vlog. Tamam şunu dur alalım. Anam konuşan kendi vlog doldu diye yine kendi. Ben de şaşırdım. Onun için boşalt hayatım. Tamam ben şimdi şunu zaman... çıkar. Dur şöyle bir süz. Ondan sonra da yapalım. Anam bir konuşturmadılar. Şu kocalar var ya. Efendim ondan sonra beyefendi sabah kalkıyor. Kız da hemen kesiyor. Eşiyle konuşuyorlar. Eşine diyor ki ben senden özür dilerim. Sen çok haklısın. Ben hani bilmeden fevri davrandım ama anacığımı da öyle görünce dayanamadım hayatım. Kusura bakma. Ondan sonra tamam bu saatten sonra ben ailemle konuşurum. Bir daha sen hani istemiyorsun, istediğin zaman gitmek istersen gidersin annemlerle görüşürsün. Ama ben her zaman gider görüşürüm, anamın halini hatırını sorarım. Böyle aramızda karar aldık Selma'cığım diyor. Eşim de ben de eşime tamam dedim diyor. Neyse diyor. Eşim o gün işe gitmedi diyor. Ecem bunun üzerine dökebilirsin aşkım. Dök üstüne, bir şey olmaz. Anam bu bana aşkım dedi. Ay Ercan, unutuyorum ya. Kaba diye. Kibar laf yapma. Unutturdun bana. Sus Selma, konuş Selma. Vallahi. Bir yandan da Ercan bunlar şey yapıyor. Ondan sonra efendim eşim gitmedi işe diyor. O gün morali de bozuktu ya diyor. İzin almış dedi. Evde diyor. Eşimin iş saati ya diyor. Zır zır telefonu çalıyor diyor. Vaktik kayınvalide. Eşim diyor ki diyor, annem arıyor. Eyvah dedi diyor. Ondan sonra aç dedim diyor. Sesinin üstünü, telefonun üstünde. Eşim dedi ki diyor. Kır ya şimdi. Bir şeydir, kalbin kırılır, kinlenirsin, boşver açmayayım. Yok yok aç dedim diyor, ben alışığım bunlara dedim diyor. Neyse diyor, kayınvalidem böyle hasta bir ses tonuyla yavrum falan diye diyor. Ay bir yapıyor, bir görseniz gülmekten ölürsünüz. Kayınvalide öyle olur. Ben olmamam Allah'ım, Allah korusun, öyle kayınvalide olmak istemem. Ondan sonra gönül dostlarım. Oğlum niye gelmedin? Belki gelirsin diye bekledim. Kahvaltı falan hazırladım. Bir şeyler yapardım diye. Hastaydım falan. Yok anne işe de gitmedim. Evdeyim bugün çocuklarla, hanımla ilgileneyim. Benim hanım da hasta yatıyor. Ben de çocuklara bakıyorum. Onlarla ilgileneceğim deyince diyor. Kayınvalidem senin gibi evlat olmaz olsun dedi diyor. Eşimin yüzüne telefonu kapattı diyor. Öyle şey olur mu? Olur mu gönül dostlar? Olmaz. Kaynan olsun, kayınpeder olsun. Her zaman çocuğunun iyiliğini ister değil mi? Kötü de olsa her zaman gelini tutmak zorunda. Bak oğlan, benim oğlu. Benim annem öyle değil mi? Oğlu kötü Allah de olsa, bak oğlu, ha pardon, gelini kötü de olsa yine gelini tutması lazım ki. Çünkü oğluyla evli, ne kadar oğlu mutlu olursa anne baba da o kadar mutludur. Aynen öyle, sonuna kadar katılıyorum. Efendim, bir gelinle yüz göz olmak istemiyorsanız veyahut da kayınvalide... Selma bunlar gerçek söylüyorum ben ha. Tamam hayatım. Ben bunları uydurmuyorum. Normal evet, öyle yani evet. Bilmiyorum ben. Hayatım öyle yaparım. Evet doğru, biz zaten hep öyle yaptık ya hayatımızda. Öyle olurum yani. Sen de ol ben de ol hep öyle. Normal yaşantımızda, realimizde hep öyle. Yani. Ercan da benim aileme karşı öyle. Benim ailem de öyleydi. Yani şey gerçekten biz hep olsun. Öyleydik. Neyse kızlar. Ondan sonra Selma'cığım diyor ben bir daha gitmedim gelmedim tabii bir zaman sonra gene gitmek zorundasın gidiyorsun falan filan diyor. Şimdiki halimizi de sorarsan hala öyle, kayınvalideme bir türlü kendimi sevdiremedim. Artık o da yuvamı yıkmayı bıraktı uğraşmaları ama elinden geleni ardına komadı. Yıllarca benim yuvam yıkılsa da bayram etse de hep umutla bekledi ama Allah'ım ona o fırsatı vermesin. Ben de artık kayınvalide adayı oldum, çoluğum çocuğum büyüdü. Yani nişanlılı bir çocuğum var Selma'cığım. İnan ki gelinimin gözünün içine bakıyorum. Üzülmesin, sadece. Mutlu olsun diye ne istersen onu yapıyorum. Çünkü ben çektim, gelinime çektirmeyeceğim. Selma'cığım işte böyle
diye biz daha uzun konuştuk da ben size bunların kısacık bu kadarını anlattım. Yani değerli gönül dostları, hayatımızda ne olursa olsun, karşımıza ne çıkarsa çıksın, evladınız size bir hanı, bir genç yavruyu getiriyor ve anne ben bunu sevdim alacağım diyorsa ve evladınız o kızla mutluysa siz de mutlu olun ya. Aynen öyle. Senin çocuğun mutluluğu senin mutluluğundur. Aynen. Biz niçin çocuklarımızı yetiştiriyoruz, büyütüyoruz? Aynen öyle. Meslek sahibi olsunlar. Aynen. Gelecekte hayatları sağlıklı olsun, evlilikleri mutlu olsun. Aynen. Bunun için yetiştirmiyor muyuz? Evet, yetiştiriyoruz bunlar için. Niye çocuklarımıza düğünler, dernekler kuruyoruz, davullar, zurnalar çaldırıyoruz, borçlar, harçlar yapıp düğünler yapıyoruz? Yani evlendikten sonra gelinimi sevmiyorum diye o yuvayı tekrar yıkmak için mi? Sanki bir laf var. Gelen gideni, gelen giden geleni aratır derler ya, hani ikincisi gelince daha mı iyi olacak? O daha kötü olur. Ondan sonra da diyecek ki ah kafam, keşke ilk gelinimi tutsaydım diyecek ama iş işten geçmiş olacak. Yani bir gelinde kalın. Nasıl dedim Selma? Aferin. Ver Selma. Tamam bitti bitti. Elini yıka sen. Sen kahve suyunu koy. Hayır. Sen mi yapacaksın? Ne yaparım. Arkadaşlar ben makineye getirdim hemen. Hemen makineye bakın, hemen yapıyor. Yani gönül dostlar, onun için kurban olduğum Allah, hadi bizlerden şimdilik geldi geçti diyelim de bizim evlatlarımıza, bekar genç kızlarımıza, genç erkek evlatlarımıza Rabbim hayırlı kapılar nasip etsin. Amin. Hayırlı eş adayları ve kızlar, hayırlı kayınvalideler, kayınpederler, hayırlı gelinler nasip etsin. Her iki taraf için de. Tabii damat da öyle Selma. Tabii ki. Şimdi damat da şimdi hep gelinler, gelinler diyoruz ama oğlan da hani aklı başında olması lazım yani. Evet. Gerçekten. Hatta aklıma gelmişken kısacık onu da anlatayım. Efendim. Doldu, bir beyefendi, doldu değil mi? Patladık gitti. Efendim Ercan şey şu. Ama bak konuyu açıyorum ben. Açma, dur bekle 2 dakika. Hayır, kahve içeceğim. Efendim hemen kısacık anlatayım Ercan, dur. İyi tamam. Bir beyefendinin kızı evlenmiş. Gelin olmuş gitmiş biliyor musunuz? Ama her günde annesinin evine geliyormuş. Her gün eşiyle geliyormuş. Neyse efendim, her geldiğinde damat da kayınpederin gözüne girmek istiyor ya. Her seferinde diyormuş ki baba diyormuş ne seversin ne getireyim. Kayınpeder de diyormuş ki oğlum tatlı gel tatlı getir tatlı git. Tatlı gel tatlı git diyormuş. O damat da anlıyor ki kayınpeder tatlı istiyor. Her geldiğinde de bir kutu tatlı alıp geliyormuş. Her gün de değişik tatlılar. Aynı şekil böyle hep aynısını yapıyor. Ben neyse biliyorum. Efendim gene damat evine giderken kayınpeder diyor ki baba diyor ne getireyim ne istersin? Kayınpeder diyor ki oğlum tatlı gel tatlı git. Ben hemen söyleyeceğim bunu. Dur Ercan. damat da diyor ki eşine ya diyor hanım diyor yanlış anlamadı diyor. Senin baban ne kadar çok tatlıyı seviyor. Ya diyor her geldiğimde benden tatlı istiyor diyor. Tatlı getir tatlı git ya diyor. Bu kadar tatlıyı nasıl yiyor senin baban bu yaşta diyor. Kız da diyor ki normalde babam tatlıyı sevmez ama dur ben bir sorayım diyor. Neyse gene kayınpederin evine gidiyorlar. Damat gene bir kutu tatlısını alıyor eşiyle gidiyor. Kız tam çıkacakları sırada aa babacığım diyor aklıma bir şey geldi diyor. Sen diyor her gün bizden tatlı istiyorsun. Sen ne yapıyorsun bu kadar tatlıyı deyince. Kayınpederiyle kayınvalide bir gülmeye başlıyorlar. Hadi anlat. Ben biliyorum. Aslında kayınpederin demek istediği oğlum, damadım, canım arada bir gel, gel otur, az otur git. Yani sık sık gelme diyor. Yani iki haftada bir gel oğlum diyor. Bir ayda bir gel diyor. Tatlı gel diyor. Tatlı git diyor. Ama bunu damat anlamıyor. O da zannediyor ki hep kayınpeder hep tatlı istiyor. Aslında öyle değil. Aslında bir yandan da mantıklı kayınpederin dediği. Az gideceksin, öz gideceksin kelimesi var ya, aynı bu duruma düşüyor. Evet efendim. Kayınpeder de diyor ki bak diyor yavrum, oğlum, kızım diyor. Ben diyor size diyor, ben uzun zamandır siz bana soruyorsunuz ve her gün yeni evlisiniz diyor. Her gün geliyorsunuz gidiyorsunuz Allah razı olsun ama diyor. Az gelin de diyor tatlı olsun demek istiyor. Bunu da diyor sizi kırmak istemediğim için belki anlarsınız diye böyle dedim. İçimde gidiyor o kadar tatlıya bir de masraf yapıyorsunuz diyor. Daha eğer siz demeseydiniz artık ben size bunu söyleyecektim diyor. Yani gönül dostları az olsun öz olsun tatlı olsun. Çok fazla ne sıkacaksınız ne uzatacaksınız ne de ortamı kısaltacaksınız. Selma. Efendim. Az konuş öz konuş tatlı konuş. Selma vlog patlamış. Yemin et kaç dakika? 30 geçmiş. Yemin et. Aa, Ercan bir bardak. Yakında gönül dostları sana yorumun altına yazar. Selma,
Tatlı konuş, tatlı konuş. Yemin az konuş tatlı. Yemin ederim 35 dakika olmuş. Kızlar 35 dakika olmuş. Şimdi ana ben... bana bir sürü hakaret eleştiri de gelir şimdi. Ay ne çenem var. Kötü söz lan sahibine bardak ait. Bardak ver de bir bardak. Benim hazırım doldurur. Benim hazır. Kahve. Ha şey için mi diyor? Bu da kahve için hazırlıyor kahve. Ben kızlar şey, kızlar mandalinayı da bakın. Mandalina portakal tamam karışın ağzına güzel. İşte geldi gönül dostları. Ha makinene ne uğraşacak elektrik gidecek bak el yine yaptın ne kadar güzel. Mis gibi taze mandalina portakal soğuk karışımı. Olsun, soğuk olsun daha iyi. Şöyle Ercan benim elim pis sen al onu. Çizelim. Evet canlar hadi biz ne yapalım biz devam ben şu kalanları da sıkayım bitsin. Siz makinede sıkmayın elde sıkın daha güzel olmuş. Ay eşim sağ ol olmuş çok güzel olmuş. Evet gönül dostlar hadi biz buradan vedalaşalım. İşte size bugün bir türlü kendini sevdiremeyen bir gelin hanımın yuvasını yıkmak için can atan kayınvalidesinin hikayesinden hafta sonu alışverişimiz sabah kahvaltımızla güzel bir vlog çektik. Umarım beğenirsiniz. Tabii desteklerinize canım. İhtiyacımız var. İzlenimlerimiz çok dişti. Siz de güzel gönül dostlarımız da bize destek versin. Abilerimiz, ablalarımız. Allah'ımıza emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Almanya'daki gurbetçi ailede lütfen kalın. Ben bir şikayette bulunmak istiyorum. Hadi Ercan vlog doldu. Ben size daha ne diyeyim? Beni bir bin abone yapamadınız. Almanca Ercan. 670 ile oynayıp duruyor. İn çık, in çık. He bir bin olamadın ha. 670'i de geçirdim ya. Neyse onu canlı yayında söyleyeyim. Almanca Ercan ya. Almanca Ercan ne olursunuz evet, ya. Evet canlar abone olmayı, like'larınızı bırakmayı, evet. Yorum yapmayı unutmayın. Evet. Sosyal medyanızda Almanya'da gurbetçi aileyi paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.